kanalından herkese merhabalar. Bu videoda Dogecoin'i ele alacağız. Ama ondan önce lütfen videomu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dogecoin 2014 yılından beri kripto para severlerin ilgisini çekiyor. Peki neden? Dogecoin, o bir şaka coin'i. Dogecoin nedir? İsmini ünlü bir internet karakterinden alan Dogecoin, daha erişilebilir ve dost canlısı, eğlenceli bir kripto para olması amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayede Bitcoin'in karmaşıklığından kaçan kullanıcılara erişiminin mümkün olacağı düşünülmüştür. Açık kaynaklı bir kripto paradır. 2013 yılında interneti kasıp kavuran Doge meme'ine dayanır. Meme'in orijinal görselinde Shiba Inu cinsi bir köpek yer alır ve köpeğin iç diyaloğu Comic Sans fontuyla yazılmıştır. Mesela şöyle. Peki nasıl kuruldu? Oregon'dan IBM yazılım mühendisi Billy Marcus tarafından 6 Aralık 2013'te piyasaya sürüldü. Dogecoin fikrini gerçeğe çevirmesiyle bilinen Palmer ise o dönemde Adobe'un pazarlama departmanında Sydney'de çalışmaktaydı. Palmer, Dogecoin.com alan adını satın aldı ve Dogecoin logosunu ana sayfaya ekledi. Comic Sans yazı tipinde tabii ki kullandı. Marcus siteyi gördükten sonra Palmer'a ulaştı ve birlikte kripto para birimini geliştirmeye başladılar. Piyasaya çıkışından 14 gün sonra, yani 19 Aralık 2013'te Dogecoin 72 saat içinde yaklaşık %300 değer kazanarak milyarlarla ölçülen bir günlük hacim ile yükseldi. Hem de bu büyüme Çin'in Çin bankalarının Bitcoin ekonomisine yatırım yapmasını yasaklama kararından sarsıldığı bir piyasada gerçekleşti. Dogecoin 3 gün sonra piyasanın sarsılması nedeniyle ve o sırada Dogecoin madenciliği yapmak için gereken az miktarda bilgi işlem gücünden yararlanan büyük madencilik havuzları nedeniyle %80 oranında değer kaybederek ilk büyük çöküşünü yaşadı. Dogecoin nasıl çalışıyor peki? Marcus Dogecoin'in protokolünü o zamanki mevcut kripto para birimleri Lucky Coin ve Litecoin temelinde tasarlamıştı. Bitcoin gibi Dogecoin'de Proof of Work yani emek ispatlı blockchain kullanıyor. Ağ katılımcıları tam düğüm olarak hareket edebilmek için cihazlarına açık kaynaklı yazılımı yüklüyorlar. Yani bunun anlamı her bir katılımcının tüm işlemleri içeren veri tabanının tam kopyasını tutmasıdır. Sistem merkeziyetsizdir çünkü sistemi kontrol eden bir yönetici yoktur. Bunun yerine kullanıcılar bilgileri doğrudan birbirlerine gönderir. Ve ağdaki eşlerin dürüst davranıp davranmadığını kontrol etmek için kriptografik tekniklerden yararlanır. Bitcoin madenciliği için özel yaratılmış makineler yani ASIC'ler daha güçlüdür, pahalıdır ve belli kesimlerde mevcuttur. Litecoin madenciliği için kullanılan standart bilgisayar ve GPU'lar daha ufak çaplıdır ve herkeste de vardır. Teoride bu yaklaşım daha merkeziyetsiz bir madencilik çevresi yaratmalıdır ama kısa süre sonra Script için de uygulamaya özel entegre devreler yani ASIC'ler ortaya çıkmıştır. Script kullanımı kripto madencilerin SHA-256 Bitcoin madenciliği ekipmanını kullanamayacağı ve bunun yerine üretimi daha karmaşık olduğu bilinen özel FPGA ve ASIC kullanmaları gerektiği anlamına gelmekteydi. Litecoin'in bir türevi olan Dogecoin de Script algoritmasını kullanır. Fakat Dogecoin geliştiricileri rekabetten kaçınmak için ve güvenlik risklerini de engellemek için birleşik madencilik modeline geçmiştir. Yani Litecoin madencileri eş zamanlı olarak Dogecoin de kazanabilir. Peki Dogecoin madenciliği nasıl yapılıyor? Dogecoin madenciliği 1 dakikalık blok sürelerini hedefler ve 10.000 Doge'lik bir blok ödülü verir. Birimler için maksimum arz yoktur ve 100 milyardan fazla birim hali hazırda dolaşımdadır. Destekleyicileri limit olmaması kararının iyi bir tercih olduğunu, çünkü bu yaklaşımın coin'in harcanmasını teşvik ettiğini ve erken dönem kullanıcılarının da orantısız bir şekilde kar etmesini engellediğini düşünür. Dogecoin için dakika başına blok süresi 1 iken bu süre Bitcoin için 10 dakika, Litecoin için ise 2,5 dakika olarak ifade edilir. Yani Dogecoin madenciliği yapmak diğerlerine göre daha hızlıdır. Madencilik yapmak için kullanıcılara solo ve madencilik havuzu olmak üzere iki farklı seçenek sunulur. Solo'da işlemleri kişi kendi başına yapar. Havuz mantığında ise işlemleri onaylatıp ödül kazanmayı amaçlayan ve işlem güçlerini paylaşarak artıran bir grup kullanıcı yer almaktadır. Eğer havuz kapsamında madencilik yapılırsa
Bunun için bir ücret ödemek gerekecektir. Ayrıca ödül alındığında bunun bir kısmı kişiye kalacaktır. Solo madencilik yaparken ise bekleme süresi uzun olup risk daha fazladır. Yani ilk blok ödülü alabilmek için beklenmesi gereken süre haftalar ya da aylar alabilir. Fakat bir ödül kazanıldığında bir paylaşım olmaz ve bunun tamamı kullanıcıya kalır. Bu sayede ücret ödemeye de gerek kalmayacaktır. Peki Dogecoin'in özellikleri nelerdir? Hızlı işlem süreleri ve düşük işlem ücretleri sunar. Dogecoin, blockchain teknolojisinde bir yenilik çıkarma amacı olmadığı için transferleri Litecoin kripto para biriminin kurduğu blockchain ağı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Litecoin ağında yapılan güncellemeler Dogecoin ağı içinde geçerlidir. Dogecoin, diğer kripto para birimlerinden ayıran en önemli özellik deflasyonist değil, enflasyonist olmasıdır. Yani dolaşımdaki Dogecoin ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Bitcoin ve benzeri para birimleri sınıra ulaştığında madenciliğe devam etmek bir süre sonra karlı hale gelmeyecektir. Bu nedenle Dogecoin uzun vade işlemleri açısından da avantajlıdır. Bugüne kadar yaklaşık 65 milyar Dogecoin çıkarılmıştır. Şu anda Dogecoin için çok az ticari uygulama bulunmaktadır. Ancak para birimi sosyal medyada Dogecoin ipuçları paylaşan kullanıcıları teşvik ederek ve ödüllendirerek büyümeyi amaçlamaktadır. Devam eden fiyat rallisinin bir parçası olarak Doge, XRP'nin yerini alarak piyasa değerine göre 4. en büyük kripto para birimi haline geldi. 0.65 ABD dolarının çok üzerindeki fiyatıyla altcoin'in piyasa değeri 85 milyar doların üzerine yerleşti. Dogecoin ile ne yapabilirsiniz? Dogecoin'lerinizi aldığınızda bunları herhangi bir kripto para gibi kullanabilirsiniz. Bir donanım cüzdanında uzun vadeli olarak tutabilir, diğer coin'lerle takas edebilir, ürün satın alabilir ya da başkalarına Dogecoin'le bahşiş verebilirsiniz. Birçok farklı satıcıdan hediye kartı ve kupon satın alınabildiği için Bitrefi muhtemelen coin'i harcamanın en güzel yoludur. Topluluk girişimleri. Dogecoin piyasası açısından bakıldığında bu para birimi en aktif ve en büyük topluluklardan birine sahip olmasıyla bilinir. Dogecoin kullanıcıları arasında popüler bir ifade vardır. To the moon, yani aya. Bu para birimlerinin yükselen değerinin yatırımcılarda yarattığı hissiyatı tanımlamak için kullanılır. Dogecoin topluluğu yaptıkları yardım amaçlı katkılarla bilinir. Bu katkılar Reddit gibi sitelerde kullanıcıların içerik yaratıcılarını ödüllendirmek için birbirlerine düşük miktarlarda Dogecoin göndermesiyle bir bahşiş sistemi olarak başlar. Bu paylaşım ruhu daha büyük hedefleri olan fon toplama girişimlerine yansır. 2014 yılında Jamaika yarış kızağı takımının Soçi kış olimpiyatlarına katılması için 30 bin doların üzerinde Dogecoin toplanır. Takım elemeleri geçmeyi başarır fakat etkinlik için Rusya'ya gitmeyi finanse edemez. Aynı yıl topluluk başka iki girişim daha başlatır. Doge for Water, Kenya'da kuyuların kazılması için 30 bin doların üzerinde toplar ve Dogecoin severler daha sonra NASCAR sürücüsü Jos Weiss'a 50 bin doların üzerinde kripto parayla sponsor olur. Sonuç olarak Weiss arabasına Dogecoin logosunu boyar. Tesla CEO'su Elon Musk da Dogecoin'in en favori kripto paralarından biri olabileceğini söyleyen bir tweet paylaşmıştır. Bir topluluk oylamasının ardından Elon Musk şaka yolu olarak coin'in CEO'su ilan edilir. İşleri şaka çünkü. TikTok patlamaları. 2020 yılının ortalarında video paylaşım uygulaması TikTok'taki viral bir video zincir tepkime yaratarak Doge fiyatının önemli ölçüde yükselmesine neden oldu. Bir kullanıcı coin'leri satın alıp fiyatı 1 doları vurduğunda satmaları durumunda katılan herkesin zengin olacağını söyleyerek diğer kullanıcıları Dogecoin alırken kendisine katılmaya davet eder. Akım katlanarak büyür ve Dogecoin fiyatı bir hafta önceye kıyasla 2,5 kattan fazla artar. Fakat bu fiyat artışı kısa süreli olur ve daha sonra fiyatlar hızla düşmeye başlar. Bu tip hareketler şişir ve boşalt, yani pump ve dump olarak kabul edilir. Bu tür bir düzen yatırımcılar için tehlike arz ettiği için geleneksel piyasalarda yasa dışıdır. Projedeki eksiklikler neler? Dogecoin'in GitHub deposunun 2017'den beri var olmadığına dikkat çekildi ve bu da proje için genel bir geliştirme çabası eksikliğine işaret etmekte. GitHub'ı da şöyle açıklayayım size, bilgiler havada kalmasın. GitHub, proje yönetim ve versiyon kontrol sistemi olmakla birlikte ayrıca geliştiriciler için yapılmış bir sosyal ağ platformudur. Bununla birlikte Doge topluluğu geliştirme çabalarını pek umursamıyor.
Diğer kripto paraların fiyatı kendi ekosistemlerinde meydana gelen en son gelişmelerin bir fonksiyonu olsa da Doge'nin fiyatı tamamen farklı bir şekilde işliyor. Madencisi yok. 2014'te Dogecoin alanındaki madenci eksikliği platformu %51 saldırısına karşı savunmasız bıraktı. Geliştiricilerin uyguladığı yardımcı Proof of Work, Dogecoin madenciliğini benzer ağlarla eşleşmesini sağladı. Böylece Dogecoin madenciliği büyük madencilerin kontrolüne bağlı oldu. Bugün Litecoin madenciliğinin %95'i platform içindeki madenciler tarafından yapılıyor. Dogecoin fiyatındaki %1200'lük artış hash düzeyini %15 artırdı. Sonuç olarak Litecoin ve Dogecoin siber saldırılara çok daha açık hale geldi. Nozzi, Litecoin'e düzenlenecek %51 saldırısı sayesinde büyük çaplı işlemlerin blockchain platformlarına kaydedilememesinin sağlanabileceğini söyledi. Dogecoin fiyatındaki rally'yi düşünürsek, saldırı yapıldığı zaman karlar arttıkça saldırganlar için daha cazip hale geliyor. Nozzi, Litecoin ve Dogecoin için doğrulama zamanlarının artırılmasını önerdi. Eğer doğrulama zamanı 24 saate çıkarılırsa, büyük çaplı saldırının toplam maliyeti 2 milyon doları bulur. Günün sonunda Dogecoin platformu 2021 yılı teknolojileriyle karşılaştırıldığı zaman yeterince gelişmemiş durumda. Önemli bir kripto para araştırmacısı Doge ile ilgili bir uyarıda bulundu. Bu olgunluk ve ciddiyet eksikliği eğlencelidir. Meme'in bir parçasıdır. Ama amacımız eğer 10 milyar dolarlık bir piyasa değeri olan Dogecoin kripto paraya atacağınız bir adımsa dikkatli olmalısınız. Hayatta biriktirdiğiniz birikime bir meme koymayın. Doge balinalarının her seferinde kripto paranın fiyat artışını tetiklediği gerçeği ortada. Bu yüzden kripto paranın artık balinaların evcil hayvanı olup olmadığını bilemiyoruz. Dogecoin aslında bir balon mu? Ya da patlayacak mı? Kullanım durumu olmadığı ve çekirdek geliştirme ekibinin eksikliği de göze çarpıyor. Bununla birlikte sahip olduğu tek şey Elon Musk ve yarattığı hype. Bu durum kripto paranın yakında patlayacak ve kötüye gidecek bir balon olduğuna dair spekülasyonları körükledi. CoinShares'tan Meltem Demirörs düşünceleri paylaştı ve şunları söyledi. Bana göre bu klasik bir balon. Firmam bu sebepten dolayı Dogecoin analizi üretmiyor. Piyasamızda Dogecoin yok. Bunlar sadece Demirörs'ün ifadeleri değil. Eğer bir kripto yazarına göre balon iddialarını destekleyen pek çok kanıt var. Yazar şunlara dikkat çekiyor. Şunu bir düşünün. Tahminlere göre Dogecoin adreslerinin %1'i toplam arzın %94'üne sahip. Tek bir adres ise tüm Doge'lerin %27'sine sahip. Dahası kısa vadeli sahipler Doge'yi bir aydan daha kısa bir süredir tutanlar Aralık'ta 165 binden Nisan'da 582 bine yükseldi. Peki balon neden henüz patlamadı? Belki doğru ya da tek bir cevabı yoktur. Ancak etrafındaki hype'ın kaynağına bakılabilir. Elon Musk. Dolayısıyla bir coin alacaksanız lütfen çok iyi bir şekilde araştırın. Eğer Dogecoin gibi köpekli coinlere yatırım yapmayı planlıyorsanız gerçekten bu işin uzmanı olmanız gerekiyor ki bir kumar gibi oynayabilirsiniz. O nedenle lütfen dikkatli olun, paranızı kaybetmeyin. Videomu faydalı bulduysanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca sizleri Telegram sayfamızda da görmek isteriz. Hoşça kalın.